toplantısı yeter sayısı vardır. Gündeme geçiyoruz. Olağanüstü toplanan mecliste gündem 4 eski bakanla ilgili fezlekelerdi. Genel kurulda tansiyon yüksekti. İlk tartışma birleşime AK Partili Sadık Yakut'un yönetmesi üzerine yaşandı. Bize gönderilen nöbet çizelgesinde meclisin ilk toplanma gündem Sayın Meral Akşener görevli. Niye özellikle sizin buraya çıkmanızı meclis başkanı talep ediyor? Meclis başkanının görevlendirme yazısını fotokopisini çekerek gönderiyorum grup başkan vekillerine. Kısa süren tartışmanın ardından Sadık Yakut fezlekelerle ilgili bilgilendirme yazısını okuttu. Muhalefet itiraz etti. İçerik açıklansın dedi. Sayın Başkan böyle bir şey olmaz. Sayın Başkan. Milletvekillerinin tetkikine sunuldu ibaresinin meclis başkanlığı tarafından okunması lazım. Olağanüstü toplantı çağrı istemi önergesini okutuyorum. Meclis Başkan Vekili Sadık Yakut'a CHP'den de tepki geldi. Siz fezlekelerin özetini veya onun kısaltılmış bir halini genel kurula sunma hakkına ve yetkisine sahip değilsiniz. Eleştirilere AK Parti Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli yanıt verdi. Soruşturma komisyonu kurulmasını talep ediyoruz. Çünkü soruşturma komisyonu üyeleri gizli dahi olsa bu bilgileri her türlü belgeye ulaşma imkanına sahipler. Daha sonra birleşime ara verildi. Verilen aranın ardından Sadık Yakut başkanlık divanının kararını açıkladı. Dosya üzerindeki gizlilik devam etmektedir. Bu gizlilik kanundan doğmaktadır. Bu nedenle okutulmayacaktır diyorum. Sadık Yakut'tan gelen fezlekeler okutulamaz açıklaması var olan gerginliği daha da arttırdı. Muhalefet divana yürüdü. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Devam et. Türkiye Başkanım oradaki grup başkanı usul laf istiyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ söz aldı sonra. Hedefinde CHP vardı. Cumhuriyet Halk Partisi bu önergeyi bugüne kadar verebilirdi, vermedi. Siyaseten bunu kullanmak için yaptınız. Önergeyi vermeyerek seçime kadar bu değirmeni döndürmeyi hesap ettiniz. Başkanlık divanının fezlekeler okutulamaz kararına da destek verdi. Bu soruşturma komisyonu Cumhuriyet savcılarının sahip olduğu yetkilerle çalışacak bir komisyon. Madem ki bu komisyon millet bakanlarla ilgili soruşturma yapmaya yetkili adli bir süreci işletecek bir komisyon, o zaman usulde de aynı hukuka tabi olması doğal olandır. Fezlekelerin genel kurula sunulduğu birleşime Başbakan Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli miting programları nedeniyle katılmadı. Genel kurulda bulunan tek lider CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Sayın milletvekilleri. Hakkında fezleke bulunan 4 eski bakandansa karşı adım geldi. Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar meclis başkanlığına başvurarak kendileriyle ilgili iddialar konusunda soruşturma komisyonu kurulmasını talep etti.